Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kalıtım sorusu, soyacı sorusu bayağı bir gündem ee, olmuş sanırım. Hani zordu falan gibisinden. Hemen çözelim isterseniz. Sadece kalıtım sorusunu çözeyim burada. Diyor ki: "Aşağıdaki soyacında insan popülasyonunda çok nadir görülen ve otozomal çekinik allellerle kalıtılan bir hastalığın seyri gösterilmiştir." Bu soyacında A ve B ile gösterilen bireylerin ilk çocukları sağlıklı olduğuna göre ikinci çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı kaçtır? Parantez içerisinde de şunu vermiş diyor ki soy ağacında yer alan ikinci kuşağın birincisi, üçüncü kuşağın birincisi ve dördüncüsü yani dört nolu bireyler çekinik alleli taşımamaktadır. Şimdi çekinik alleli taşımıyorsa bu bireyler, numaralandırılan bireyler o zaman bu bireylere ben ne diyeceğim? Büyük A büyük A diyeceğim. Bakın hemen yazıyorum bu bireylere büyük A büyük A. Yı. Şimdi o zaman çekinik dediği için taralı bireylere de ne yazıyoruz? Küçük a küçük a yazıyoruz. Şimdi bu anne çocuklarına ne verecek mecburen? Küçük A'yı verecek, değil mi? Şuradaki çocuklara küçük a'lar geldi. Bunların taralı olmaması için de büyük ay taşıması gerekiyor. Yani heterozigot oldular. Sonra geliyorum buraya. Buradaki baba mecburen bu da çocuklarına küçük ay verecek mi? Verecek. Taralı olmamaları için de heterozigot olmaları gerekiyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. İşlem bundan sonra başlıyor aslında. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada bir çaprazlama yaptığımız zaman yani 2 numaralı ailenin şu kısmında bir çaprazlama yaptığımız zaman bu aile yani buradaki A ve B'ye ee, çekinik alelin gelebilmesi için buradaki babanın çekinik aleli taşıması lazım. Şimdi büyük A, büyük A ve büyük A, küçük A'yı çaprazlama yaptığımızda şöyle bir sonuç çıkacak. Bakın büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Bunları her zaman bir tane olarak görün. Homozigotları bir tane büyük A'ymış gibi görün. Çaprazlama yaptığımızda ne olur? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Bunu taşıyabilme oranı nedir? Bakın buraya benim yazabilmem için 1 bölü 2 oranı. Yazdım buraya. Tamam sıkıntı yok. Daha sonra burada bir çaprazlama yapıyorum. Yine çocuklarında bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için A bireyinde de bu özelliğin olması lazım. Yani bu şeyin e, genin olması gerekiyor. Yine çaprazlama yaptığımız zaman ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. O zaman A bireyinin büyük A küçük A olma ihtimali ne olur? Yine 1 bölü 2 olur. Sonra geliyorum B'nin ailesine bakın. B'nin ailesine baktığım zaman burada B'nin annesinde bu özelliğin bulunması lazım. Peki heterozigot bireyler. Heterozigotları bir çaprazlayalım burada. Ne olacak? Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Çaprazladım. Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Ve en son küçük A küçük A. Burada küçük A küçük A işleme katmıyorum. Çünkü eğer zaten ee, çekinik özellik olsaydı buradaki bireyimiz yani şuradaki annemiz taralı olurdu. Ama taralı olmadığı için bu küçük a işleme katmıyorum. B bireyinde bu allelin çekinik allelin bulunabilmesi için ne olması lazım annenin? Heterozigot olması lazım. Peki heterozigot olma ihtimali nedir buradaki annenin? Bakın 2 bölü 3'tür değil mi? O zaman ben buraya bir çarpı dedim. 2 bölü 3 yazdım mı? Yazdım. Şimdi buradaki anneyi de büyük A küçük A olarak yazdık. Peki bu B bireyinin çocuğunda bu özelliğin görülmesi için B bireyinde de küçük A'nın bulunması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki B'nin ihtimalleri nedir? B de yine aynı A gibi büyük A büyük A olabilir ya da büyük A küçük A olabilir çaprazlamaya göre. O zaman büyük A küçük A gelme ihtimali B'ye nedir? 1 bölü 2'dir. Hemen yine yanına ne yazıyorum bakın 1 bölü 2 yazıyorum. Şimdi her ikisinin de heterozigot olduğunu düşünüyoruz ve çaprazlama yapıyoruz. Çaprazlama yaptığımız zaman bakın büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A bireyin küçük A küçük A olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. O zaman buraya da ne yazdım bakın 1 bölü 4 yazdım. Şuradaki ikiler birbirini götürsün. Çarptığımız zaman 4 kere 3 12. 12 ile 2'yi çarpın 24. 24 ile 2'yi çarpın ne olur? 1 bölü 48 olur. Cevabımız 1 bölü 48. Burada ben E şıkkı çıkmamış ama E şıkkında 1 bölü 48 olarak yazıyor. Cevabımız bu şekilde oluyor. Biraz basamaklı gittiği için hani her basamakta bu oranları maalesef yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Sınav anında bunu biraz atlamış olabilirsiniz ama oldukça yapılabilir bir soruydu bence. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.